Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zamana karşı yarış yapacağız. Ama zamana karşı yarışı bugün öyle arabalarla falan değil arkadaşlar. Bugün neyle yapacağız? Göstereyim mi? Örümcekten dostum ve bugün sevilen tırlarla zamana karşı yarış yapacağız. Evet, tırlarla, bildiğiniz kocaman, büyük, güçlü tırlarla zamana karşı yarış yapacağız. MAN'ın TGA modelini öncelikle izleyeceksiniz. Kaptan yarışacak, bakalım en hızlı sürede bitirebilecek mi, göreceğiz. Çok güzel bir tır. Burada Scania'nın S730 modelini görüyorsunuz. Hemen burada Mercedes Actros bizlerle, çok güzel gözüküyor. Burada Iveco Stralis Highway modelini görüyorsunuz. Mükemmel tırlardan, sevilen tırlardan bir tanesi. Burada Renault Magnum var, dev adam kullanacak. Ve son olarak Volvo'nun FH2021 model, çok güzel bir tırı. İnanılmaz güzel tırlar var bugün. Tamamı çok güçlü, tamamı seviliyor. Bakalım zamana karşı yarışta en hızlı kim olacak arkadaşlar? Herkes hazır mı? Siz de hazırsınız. Favori tırınızı yazın ve biz de kaptanla başlayalım bu arada. Kaptan MAN'ın TGA modeli çok güzel, sevilen, güçlü, büyük bir tırını kullanacak arkadaşlar. Bakalım, göreceğiz tabi. En hızlı kimmiş? Günün sonunda belli olacak. Süreyi başlatacağız birazdan ama öncelikle araçları bir görün. İçini dışını güzelce bir şöyle görmüş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Hazır mıyız? Efsane olacak. Sadece o kadar söylüyorum. Ve isterseniz süreyi başlattık. Bas 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 bas. Abi bas 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 bas. 5 saniye oldu şu an için. MAN TGA ve kaptanın performansı devam ediyor. Abi çok zaman kaybettin ya. O nasıl dönüşler? Çok kötü dönüşleri var kaptanın şu an için. Devam ediyor. Tren geldi. Şanssızlığa bak. Abi şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Kaptan 100 yılın şanssızlığını yaşıyor da bu nasıl bir araba sürüş? Bütün her şeyi, direkleri falan, çöp kutularını, her şeyi patlattı. İnanılmaz kötü gidiyor şu an için kaptan. 36 saniye oldu ve hala bitiremedi. Gerçekten sıkıntı. Duvara çarptığında süreyi durdurdum ve 43 saniye, 16 salisi de bitirdi. Gerçekten sürü olarak iyi gibi gözükebilir ama inanılmaz fazla hata yaptı kaptan. Gerçekten çok hata yaptı. Trenle çarpıştı, virajları kötü döndü, çok fazla kaza yaptı ve bir de burada kaza yaptı, sıkıştı kapının içine, çıkamıyordu. Allah'ım ya, abi nasıl beceriyorsun bunu yapmayı? Kapı açılıyor da gidiyor ileriye doğru araba, kapı kapanıyor, kamyon da geriye gidiyor. Neyse, onu düzeltiriz. Evet arkadaşlar, kaptanın süresini gördünüz. 43 saniye 16 salisle bitirdi. Bakalım diğer kahramanımız Recep abi, Scania'nın S730 modeliyle kaç saniyede veya dakikada parkuru bitirecek? Kaptancılar ve MAN TGA'cılar, biraz kötü performans geldiğini düşünüyorum 43 saniyede. Bakalım Recep abiyi destekleyenler ve Scania'yı destekleyenler ne yapacak? Göreceğiz. Bu kasisi geçmiyorsun, tam kasisin, ha kasisimde duruyoruz. Süreyi başlattım. Evet. Evet, devam. Devam, devam, devam. 4 saniye oldu şu an için. 5 6, 7, 8 saniye buraya kadar geldiyse Recep abiden iyi bir süre gelecek gibi. Umarım tren gelmez. Şanslısın Recep abi. Abi tren çıktığında rahat 5-6 saniye zaman kayboluyor. Artık şansa, kim de denk gelirse, kaptan da denk geldi. Şu an 24 saniyede buraya kadar geldi. Scania'nın performansı çok iyi gözüküyor. Gerçekten başarılı. Muhtemelen kaptandan daha iyi bir süre çıkaracak diye düşünüyorum Recep abi için. Kaydırma abi, bitir artık. Kaydırma, bitir. 38 saniye. Abi orada çok gereksiz kaydı. Hemen şu kapının orada. Orada kaymasa 36 saniyede bile bitirebilecekti. 38 saniye 24 salise de süreyi tamamladı. Parkuru tamamladı. Sonuçları en sonda göreceksiniz. Şimdi devam edelim bakalım, örümcek kullansın. Mercedes Actros var arkadaşlar. Yine ülkemizde de çok sevilen, sizlerin de çok sevdiği, sevilen bir tır. Performansı bakalım nasıl olacak. O zaten en önemlisi arkadaşlar. Umarım iyi iş çıkartır örümcek. En iyi süreyi yapması lazım. Şu ana kadar 42 var, 36 mı var, kaç vardı, neyse unuttum, çok önemi yok. Siz biliyorsunuz sonuçları en sona zaten göreceksiniz. Süreyi başlattım. Hadi bakalım. Hadi abi. 2,
3, 4 ve 5 saniyede buraya kadar gelebildik. Gayet güzel şimdilik arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı yok. 10 saniyede buraya kadar gelebildi. Örümcek Mercedes Actros'ta. Bakalım bitirdiğinde kaç saniye olacak? En önemlisi o. Allah abi ne yaptın ya? Yıka yıka gidiyor her yeri. Yemin ederim her tarafı yıkıyor. 24 saniyede şu an için burada Actros'la. Bakalım. Devamı önemli bizim için arkadaşlar. Devamı çok önemli. 30 saniyede burada. 32, 33, 34, 35, 36, 37.12. Biraz işler kızıştı gibi geliyor. Yani süreler çok yakın ama çok gereksiz hata yapıyorlar. Bak böyle mesela. Abi çok fazla hata geliyor bugün kahramanlardan. Tabi araba kullanmak kolay. Kocaman kamyonu tırı kullanmak daha zor. O yüzden biraz hata yapıyorlar ve süreleri birazcık sıkıntılı olabilir. Göreceğiz ama en sonda sonuç tablosunda kimin kazandığını göreceksiniz zaten. Şimdi devam edelim biz zaman kaybetmeden. Batman kullansın çok güzel bir tır yine. Iveco'nun Stralis Highway modeli. Bunun bir yenisi daha var ama onun mod olmadığı için bunu getirdim. O neydi, başka bir şeydi onun ismi ya. Daha güzel yeni bir model Iveco'ydu. Baya güzel gözüküyor. Bakalım performansını göreceğiz Batman'in. Kaç saniye bitirecek? Zamana karşı yarış sevilen tırlarla devam ediyor arkadaşlar. Siz de bu arada süreyi başlattım. Siz de bu arada kanala hala abone olmadıysanız abone olabilir, videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde tabii ki. Şu an için Iveco 11 saniyede buraya kadar gelebildi ama biraz hızlı gitmesi lazım. Biraz yavaş kaldı. Yani durum aman abi, vurma şu kocaman direğe ya. Abi koca yol var, gidiyor oraya direğe çarpıyor ya. Çok zaman kaybediyorlar arkadaşlar. İnanılmaz zaman kaybediyorlar şu an için. 29 saniyede buraya kadar geldi. 31, 32, 33, 34, 35, 36.15. Oo, biri daha 36'ydı. Ama saliseleri farklı tabii ki arkadaşlar. Saliseler farklı. Şu an var ya, süreler o kadar yakın ki birbirine. Hangisi kaç saniyede bitirdi hepsini unuttum gerçekten. Ama çok çok çekişmeli bir rekabet var şu an için kahramanlar arasında. Önce bir Demedam, daha sonra Baldi ve daha sonra da sonuç tablosunu göreceksiniz. Günün kazananı belli olacak. İkincisi, üçüncüsü belli olacak. Sizin favori arabanız bitirmiş mi? Belli olacak. Şimdi isterseniz Renault'un Magnum model tırını bir görelim. Aracı görüyorsunuz. Gayet güzel bir tır. Çok da sevilen tırlardan bir tanesi. Ama kasise gel bekle. Tamam, bekle burada. Hazır mıyız? Demir Adam başladı. Hadi bakalım. Süreye dikkat edin arkadaşlar. Bu parkurda tek amaç süre. En hızlı olan kazanıyor. Çünkü adı üstünde zamana karşı yarışıyorsunuz. En hızlı parkuru bitiren ve en hızlı olan parkurun birincisi oluyor. Şu ana kadar henüz hiçbir şey belli değil. Yani her an her şey değişebilir bu parkurda. Bakalım Demir Adam'ın performansı Renault Magnum'la nasıl olacak? 26 saniyede buraya kadar gelebildiyse bence gerisi de güzel olur gibi geliyor. 30, 31, 32 mi? Sanırım, neyse dur bir şey söylemeyeceğim ama ben neyse dur söylemiyorum. Evet, bu süre çok farklı bir süre oldu. Yani sonuç tablosunu göreceğiz ama Magnum birazcık ortalığı karıştırdı. Haberiniz olsun, karıştırdı. Çok iyi bir süre gibi geliyor bana Renault Magnum ve Demir Adam'ın süresi. Bakalım son olarak Baldi izleyeceğiz. Çok güzel bir tır yine. Volvo'nun FH diye geçen modellerinden 2021 model bir tır. Çok güçlü, çok sevilen. Zaten tır denince akla Volvo, Scania. En önce bunlar geliyor. Tabi diğerler de var ama Volvo ve Scania en bilinenler, en çok böyle ilk akla gelenler. Çok güçlü bir tır, çok hızlı bir tır. Ve tabii ki çok sevilen bir tırımız. Bakalım Baldi'nin performansı. Tamam, kasi geçme. Hazırsanız Baldi süre başladı. Hadi bakalım göreceğiz. 2, 3, 4 ve 5 saniyede sokağın daha burasına kadar yeni geldi. Güzel dönüşleri var ama yani iyi bir süre çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. 12, 13, 14, 15 saniyede burada birazcık tamam ufak tefek böyle gereksiz driftler yapıyorlar. Onu yapmaması lazım arkadaşlar. Yani bu parkurlarda, zamana karşı yarışlarda drift olmaması lazım. Çünkü bayağı zaman kaybettiriyor. Bakın mesela gördünüz mü? 2 saniye boşa gitti. Ve sürede şu an bayağı bir geçti bu yüzden.
Oo, birincilik gitti ben size söyleyeyim. 38.04. Birincilik kesin gitti çünkü daha az süreleri gördüm arkadaşlar bu parkurda. Bugün gördük. Birazdan sonuç tablosunda zaten birinci kimmiş göreceksiniz. Ama bütün kahramanlar gerçekten güzel performanslar gösterdi. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar arkadaşlar. Sizin favori tırınız hangisiydi bilmiyorum. Yorumlarınızı bakacağım arkadaşlar. Hazırsanız sonuç tablosu gelsin mi? Ve birinciyi görelim artık. Tablo gelsin. Evet, tam da düşündüğü gibi ortalığı karıştıracak demiştim. 32.34 saniyesiyle Renault Magnum ve Demir'den birinci oldu arkadaşlar. İkinci 36.15 ile Iveco Citralis Highway ile Batman ikinci oldu. Gerisini zaten görüyorsunuz. Evet, gerçekten müthiş bir kapışmaydı. Umarım favori tırınız en hızlılar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.